Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Emekli bayram ikramiyeleri 2000 TL'den 3000 TL'ye yükseltilmişti. Peki bu 3000 TL ne zaman emekli vatandaşlarımızın hesabına yatacak? Ramazan bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibariyle başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerinin 1 ila 9 Nisan 2024 tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için önümüzdeki bayram bu rakamı %50 artış ile 3000 liraya yükselteceğiz ifadelerini kullanmıştı. Dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye ödemesi nasıl yapılacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3000 lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne babasından dolayı dul yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının %50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira, %25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, eşinin aylığının %75'ini almakta olduklarından 2000 lira ikramiye verilecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş görmezlik geliri olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş görmezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olanlara 750 lira, %45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek değerli izleyicilerimiz. SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haber ve bilgilere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.